Tayfun nedir? Neden tayfun yüzünden tüm Japonya ayağa kalktı, marketlerde hiç yiyecek kalmadı? Ve tayfundan sonra neler oldu? Hepsi birazdan. Baby, baby. Evet, baya kötü. Ne? Herkese günaydın. Kyoto'da izlemek isterdim. Ama maalesef yine bir tayfun ve yine bir gezimiz iptal oluyor. Dün tüm Shinkansen'leri iptal ettiler. Bugün hiçbir Shinkansen çalışmayacak. Büyük ihtimal yarın öğleden sonra çalışmaya başlayacaklar. Ayrıca bugün saat 2-3'ten sonra tüm metrolar da duracak. Son yılların en güçlü tayfunu geliyormuş. Dün markete gittik. Marketlerde hiçbir şey yoktu. Bugün de market kapanmış zaten. Bugün açmayacaklarmış. Şimdi... Baby, baby. Evet, baya kötü. Ne? Saçım başım mahvoldu. Şimdi kombiniye geldik. Saçım başım mahvettim. Şimdi biraz yemek bakacağız. Çünkü dün sadece yumurta alabildik birkaç tane. Hiç et yoktu. Her şeyi bitirmişler. Sadece dondurmuş yiyecek alabildik. Allah'tan kombine açık. Şimdi biz etrafa bakacağız ve burada da hiçbir şey yok. Bomboş. Eğer yarın marketler açılmazsa yiyecek hiçbir şeyim yok. Sadece çerezlerim, taranam var. Başka hiçbir şey yok. Yarın için yemek almaya çıktık. Her yer kapalı. Sizin hiçbir restoran açık değil. Bir tek kombiniler açık. Normalde kombinilerde 7-24 açık olur. Ama 5'te kapanacakmış. Çünkü 6'dan sonra efsane kötü olacağını söylüyorlar. Şu anda bile deli gibi yağmur yağıyor. Bazen rüzgar fena artıyor ama şu an çok rüzgar yok. Diyordum ki rüzgar geliyor. Şimdi birkaç tane daha kombineye bakacağız çünkü yarın yiyecek bir şey yok. Aç kaldık. Japonya'nın doğal afetleri beni korkutuyor. Hani Amerikan filmlerinde fırtına olur, kimse dışarı çıkmaz. Birkaç salak yemek almamıştır dışarı çıkardı sonra başına bir sürü iş gelir ya. İşte o salak ben oluyorum. Çünkü dün geç gittim markete hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi yine birkaç tane yer daha baktık. Asıl büyük marketlerin hepsi kapalı. Kombinler dediğim gibi 5'ten sonra kapatacakmış. Ama zaten hiçbir yerde yemek yok. Etrafta insan da yok. Cidden dediğim gibi hani birkaç kişi sona kalmış. Sadece onlar var. Etrafta kimse yok. Sokaklar bomboş. Tokyo'yu ilk defa bu kadar boş görüyorum. Neyse bakalım. Akşam göreceğiz nasıl bir şeymiş. Ama bu son dışarı çıkışımızdı. Bir daha dışarı çıkmayacağız. Evet, şu an zor görüyorum. Bir şey yok dedim. Nazar değdi dedim. Suya bakın. Rüzgarın gücünü görebiliyor musunuz? Koş koş. Baseball field. Wow. Ooh.
şiddetli rüzgarları, ilginç bulutları vesairelere yol açan yağmurlarıyla dünyanın en olağanüstü hava olaylarından biridir. Tayfundan bir gün önce tayfun günü olan tüm Shinkansen'ler iptal edildi. Ayrıca lokal trenler de metrolar falan hepsi sadece 2-3'e kadar çalıştı. Sonra her şey iptaldi. Gerçekten Tokyo ilk defa bu kadar boş gördük. Hani arabalar bile çoğu yerde yoktu. Herkes evinde oturdu. Kimse dışarı çıkmadı. Herkes haberleri izleyip olayları takip etti falan. Ama Allah'tan Tokyo'da çok büyük bir sıkıntı yoktu. Çünkü biliyorsunuz sonuçta Tokyo en büyük metropollerden birisi. Ve o yüzden ve çok fazla doğal afet olduğu için de her şey hazırlıklılar. Evler dayanıklı, tahtadan değil. O yüzden bir sıkıntı olmadı genel olarak. Ufak bir iki nehir taşmış sanırım ama yine diğer bölgelerdeki kadar büyük bir taşma da olmadı. Ama tabii ki kırsal kesimlerdeki zarar çok yüksekti. Hala arama kurtarma çalışmaları, şehirlerin hasarlarının giderilme çalışmaları devam ediyor. Benim telefonuma mesela iki kere acil durum uyarısı geldi. Bulunduğum bölgede yakınlarda bir nehrin taşma tehlikesi olduğu için en az 3. 4. katlara çıkmam gerektiğini, hatta gerekirse barınaklara götürülebileceğimizi yazıyordu mesajda. Tabii mesaj yapıncaydı. Ama tabii hemen SS'ini alıp Google Translate'den baktım ne demek olduğunu. Ama zaten gerek kalmadı. Hem benim evim 3. katta hem de bir taşma olmadı benim bulunduğum bölgede. O yüzden uyarıldık ama bir şey olmadı. Yani sağ salim bu son yılların en büyük tayfununu atlatmış bulunmaktayız. Ama tabii ki herkes bu kadar şanslı değildi. Bugün itibariyle toplam 77 kişi hayatını kaybetti. Hala birçok kişi kayıp ve yaralı çok fazla kişi var. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor tabii ki. Rüzgar o kadar kuvvetliydi ki giden arabayı ters çevirip içindeki kişi hayatını kaybetmiş. Rüzgardan tahta evleri parçalanmış bildiğin, yani depremle yerle bir olmuş kadar fazla rüzgardan etkilenmiş. Ha bir de aynı zamanda Chiba bölgesinde 5 büyüklüğünde bir de deprem olmuş. Ben hissetmedim ama 5 büyüklüğü de az bir şey değil sonuçta. Hem tayfun hem deprem iyi bir etki yaratmamış. Şu an hala mesela elektrik suyu olmayan bölgeler varmış. Uzmanlara göre yıllık yağış ortalamasının %40'ı sadece bu 1-2 günde yağmış. 13 binden fazla ev sudan etkilenmiş, yani ev su basmış sanırım. 900 kadar ev bölgesel ve tamamen olarak hasar görmüş rüzgardan dolayı. Özellikle dediğim gibi kırsal kesimlerde tahta evler gerçekten parçalanmış neredeyse. Bunun dışında da tabii birçok olay var. Kurtarma ekipleri nehirden bir tane yaşlı kadını kurtarmaya çalışırken tam kadını helikoptere bindireceklerken kadın helikopterden düşmüş. Zaten yaşlı bir kadın olduğu için bir kalp krizi geçirmiş o anda. Daha sonra hastaneye götürülürken bir hayata döndürülmüş ama tabii kadın kaldıramamış bu şeyi. Ve kadın hayatını kaybetmiş. O yüzden şu an o ekip hakkında da bir soruşturma ilerletiliyormuş. Onun dışında Nagano bölgesinde gerçekten nehirler çok fazla taşmış ve Shinkansen'ler su altında kalmış. Ve Nagano'da Shinkansen'lerin depo olarak tutulduğu bir bölge varmış ve o bölgeye gitmiş. O nehir taşan suları hep oralarda birikmiş. Bir tane Shinkansen vagonunun maliyeti 2.7 milyon yen. Bir Shinkansen'de toplamda 12 tane vagon olduğundan toplam maliyeti 32.4 milyon yen. Toplamda 7 tane Shinkansen Nagano'da sular altında. Bu da demek oluyor ki 226.8 milyon yen sular altında kaldı. Kuzey bölgede bir anne ve oğlu birbirlerinden 4 kilometre mesafede, ikisi de hayatını kaybetmiş şekilde bulunuyor. Düşünün, öyle bir rüzgar var ki ikisini 4 kilometre ayrı yerlere götürüyor. Ve kadının diğer oğlu ise hala bulunamamış. Hala aramaya çalışıyorlar. Ama bir sonuç yok. Bu arada bilmeyenler için bu olağanüstü bir durum değil. Japonya bir ada ülkesi olduğu için, okyanusun ortasında olduğu için, tayfun da zaten okyanusta oluştuğu için her yıl özellikle Eylül ayında bol bol tayfun oluyor. Mesela bu benim yaşadığım 3 veya 4. tayfundu. Bundan önceki de bayağı bir güçlüydü. Hatırlıyorsanız Hakone videomda ben aslında denize gidecektim. O zaman da bir tayfun gelmişti. Yine benim gizli planlarım mahvolup ben o sefer planlarımı değiştirip Hakone'ye gitmiştim. Tabii son iki seferki tayfunlarda şanslıydık çünkü gece yarısı gelmişti. Ama bu sefer gelen tüm ülkeyi kapsayacak büyüklükte bir tayfun olduğu için
Tayfun daha gelmeden 2 gün önce yağmur yağmaya başladı ve gerçekten inanılmaz derecede yağmur yağıyordu. Böyle bir bardaktan su boşalırcasına. Rüzgar mesela kuvvetli, tabii ki çok kuvvetliydi. Bir anda vuruyor ama böyle. Hani sürekli böyle bum 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 gitmiyor. Gerçi ben gündüz çıktım dışarı markete. O zaman böyle bir anda pat geliyor. Sonra bir yavaşlıyor, sadece yağmur yağıyor falan. Ama akşam vakitlerinde gerçekten çok kuvvetliydi. Ve artık her yer böyle pis pis, nasıl pis bir yosun kokusu olur ya denizin böyle. Gerçekten öyle kokuyordu. Çok rahatsız eden bir koku vardı. Ama artık düzeldi. Şu an gerçi hala temiz durmayan nehirler var. Çok fazla çünkü kirlenmiş, her şey sürüklendiği için. Ama genel olarak Tokyo'da bir sıkıntı yok. Kırsal kesimlerde hala dediğim gibi arama kurtarma çalışmaları bile devam ediyor. Yani Japonya'ya geldiğimden beri de çok fazla doğal afet yaşadım. Ama bu seferki herkes çok ciddiye aldı. Marketlerden de göreceğiniz üzere. Beni çok gerdiler. Ama o kadar da bir sıkıntı olmadı diyebilirim. En azından Tokyo kısmında. Neyse, bunu da atlattık. O zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu hafta da haber raporu gibi oldu ama neyse. Görüşürüz. Sayonara.